Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı sırasında Batı kültürüne hiç benzemeyen farklı düşünce ve alışkanlıklara sahip bir düşmanla ilk defa karşılaşıyordu. Amerika Japonlarla daha iyi mücadele edebilmek için öncelikle onların karakterini anlamak zorundaydı. Japonların alışkanlıkları ve gelenekleri en iyi zıtlıkla tanımlanabilir. Kitabın Türkçe kapağında da olduğu gibi kılıç ve krizantem Japonlar için aynı tabloda yer alır. Japon milleti ham çok saldırgan hem çok çekingendir. ham çok kibar hem çok kabadır. ham çok sadık hem çok nankördür. ham çok cesur hem çok korkaktır. Hem çok tutucu hem de iyiliklere açıktır. Japonlar oldukça katı olmakla birlikte bulundukları şartlarda çabucak uyum sağlayabilirler. Yine Japonlar başkalarının kendileri hakkındaki düşüncelerine çok önem verirler ve bir suç işledikleri zaman bu suçu hiç kimse bilmese dahi hatalarından ötürü kendilerini cezalandırırlar. Japonların bu zıt davranışlarının hepsi gerçektir. Amerikalı yetkililer Japonların savaş ve barış halinde sergileyecekleri davranışlarını tahmin edebilmek için 1944 yılının Haziran ayında kültürel bir antropolog olan kitabın yazarı Ruth Benedict'i Japonlarla ilgili araştırma yapması amacıyla görevlendirmiştir. O dönemde Amerikalılar ve Japonlar savaşın yakın zamanda biteceğini tahmin etmiyordu. Savaşın diplomatik yollarla mı yoksa askeri yoldan mı bitirilebileceği de muammaydı. Bu nedenle Japonların düşünce ve hislerini anlamak oldukça önemliydi. Savaş zamanında yazar durumu şu sözlerle açıklamaktadır. Üzerime aldığım vazife ağırdı. Savaş zamanında her şeyi yargılamak kolaydır. Ancak düşmanın olayları nasıl görünü anlamaya çalışmak çok zordur. Yazar savaş devam ederken düşmanın gözden olaylara bakabilmeli ve nasıl hareket edeceğini tahmin etmeliydi. Bir kültürel antropolog olarak en doğru metodun işe başlamadan önce olay sahasına giderek çalışmak olduğunu belirten Ruth Benedict... O dönemde iki millet de savaş halinde olduğundan Japonya'ya gidememiş, Japonları yakından gözlemleyememiştir. Böyle bir durumda yazar bir Japon köyünü inceleme alanı olarak kullanan antropolog John Emery'nin Suyemura adlı kitabından faydalanmıştır. Yazar yine Japonya'da doğup büyüyen ve Amerika'da olan Japonlarla irtibata geçerek onlardan bilgi almıştır. Japonya'ya dair pek çok kitap ve Japonya'da yaşamakta olan pek çok batılı gözlemci de yazara bilgi vermiştir. Bu yöntemleri kullanarak yazdığı bu kitaba ilişkin yazar şunları vurgulamıştır. Bu kitap Japon dinine, ekonomik hayatına, Japon politikasına ya da ailesine ait değildir. Bu eser Japonların kesin olarak kabul ettikleri prensipleri incelemektedir. Kitabın konusu Japonları millet yapan şeyin ne olduğunun tespitidir. Yazara göre 20. yüzyılda milletlerin ilerlemesine engel olan şeylerden biri de milleti millet yapan özellikleri ilişkin bilgi eksikliği ve önyargılardır. Yazar, milletlerin adetlerini ve kıymet verdikleri şeylerin neler olduğunu anlamak için fırsat yaratılmasının gerektiğini, böyle bir analizin ise ancak sosyal bilimlerle uğraşan bilim adamı tarafından yapılabileceğini, ancak bu tür bir işin hem aklı uygun düşünmeyi hem de yüce kalpte olmayı gerektirdiğini belirtmiştir. Kitabın ilerleyen bölümlerinde Japonya'da kesin olarak kabul edilen ve yerine getirilmesi beklenilen alışkanlıklardan bahsedilerek Japonların hangi şartlarda nezaket gösterebildiği veya gösteremediğini, ne zaman utanç duyduklarını, ne zaman zorluğunda kaldıklarını ve kendilerinden neler beklenildiğine denilecektir. Japonları temel prensipleri araştırmayı değer bir millet olarak gören yazar son olarak Japonların sınıf ve sembollerini öğrendiğinde Japonlara ilişkin birbirine zıt olarak görünen çoğu şeyin aslında zıtlık yaratmadığını belirtmiştir.